Gençler, EKPSS gençliğine gençler diye hitabınız bile Türkiye'de marka oldu diyorlar. Çok mu seviyorsunuz EKPSS gençliğini diyorlar. Tabii ki çok seviyorum dedim. Yani onlar benim, hepsi gözümün nuru Allah'ın izniyle. Hayalim onların en güzel böyle devlet kadrolarına yerleşmesi. İnşallah onlar devlet kadrolarına yerleşecekler. Allah'ın izniyle yarın yaşlandığım zaman ben de devlet dairelerine, onların yanlarına gittiğim zaman bana bir bardak çay ısmarlayacaklar. Arkadaşlar bizim hayalimiz bu Allah'ın izniyle. Yani bizim böyle hani ayrımcılık yapabileceğimizi düşünüyor musunuz? Sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği şeyi din kardeşi için de arzu edip istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz diyor hadis-i şerifte. Siz kardeşleriniz için isteyeceksiniz ki melekler de dua edecek. Allah da size iki katını versin diyecek. Arkadaşlar bizler Allah'ın izniyle sizler nerelerde en güzel yerlerde olun. Yani hayalimiz hep bu. Her şeyin bir zamanı ve yeri vardır. Her şeyin vaktini ve saatini sabırla beklemek gerekir. Olur ki Diyanet İşleri Başkanlığı bir program yapar. Orada EKPSS'de hafızlık şartı problemi dile getirilir. Bu kalksın diye dile getirilir. Sağlık Bakanlığı bir program yapar. Engelli sağlıkçılarımız ve engelli diyetisyenlerimiz dile getirilir. Tabii o esnada bu programlara Cumhurbaşkanımız katılır ya da Meclis Başkanımız katılır. Bunu kimse bilemez. Yani her şey yerinde, vaktinde ve zamanında dile getirilmesi önemlidir. Engelsiz medya kurulduğundan beri EKPSS atamaları için devletimizin söylemediğimiz hiçbir alanı kalmadı. Bizzat Aile Bakanımıza ben söyledim. Cumhurbaşkanımızın önüne iki dosya koyduk. Ulaştırdık, iletilmesine vesile olduk. Daha söylemediğim, haber yapmadığımız bir dünya girişimimiz oldu. Hamdolsun. Sonki gelişmelerde Cumhurbaşkanımızın son Ey İnsan programında tam engelli öğretmenlerimizin yer alması gerektiği bir programa engelli öğretmenlerimize vesile olduk hamdolsun. Eğer bu program Aile Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı programı olsaydı Cumhurbaşkanlığı ve bakanlarımıza EKPSS atamalarını söyleyecektik. Lakin nasip işidir bu işler? Ve bu nasip engelli öğretmenlerimize nasip oldu. Her şeyden önce çok büyük hayırlara vesile olundu. Arkadaşlar, her şeyden önemlisi engelli bireylerin devlet nezdinde ne kadar güzel anlamlar kazandığını tahmin bile edemezsiniz. Bizler yine yani Cumhurbaşkanlığımızın programından sonra oradaki yetkili birimlerine, meclisimizde yani her yere EKPSS atamalarını yine söyledik. Netice olarak bizler hiç kimseyi din, dil, ırk ve engelleri olmak üzere ayırmadık ve ayırmayız da. Biz kişilere göre değil, davaya önem veririz. Ve her yaptığımız girişimin 10 milyon engellimize faydası vardır. Hamdolsun bizlerin hiçbir zaman negatif, kırıcı ve fitnebaz insanlarla işimiz olmadı. Neticede biz Allah rızası için buradayız arkadaşlar. Ve inandığımız yolda yürüyoruz. Sizleri de Allah için seviyoruz ve önümüze bakıyoruz. Rabbim hepimizin hakkında hayırlısını versin inşallah. Olaylara evrensel bakmalıyız ve yapıcı olmalıyız. Bizim gibi sizlerin öncüsü olan hizmet insanlarına lütfen biraz daha hassas yaklaşalım. Olur ki hata da yapabiliriz biz. Arkadaşlar hata da yapabiliriz. Ama yani böyle bakın yapmak zor, yıkmak çok basittir. Netice olarak sizleri sevdiğimizi unutmayın.
Bakın sizlere nasıl değer verdiğimizi unutmayın. Yani devletimizin bütün kademelerinde ben hep şunu söylemişimdir. Bu EKPSS gençliğe Allah'ın izniyle gelecek Türkiye'nin yöneticileridir. Üst düzey yöneticileridir hem de. Hep bunu söylemişimdir. Yani ben sizleri nerede görüyorum? Yani sizler neler düşünüyorsunuz? Böyle bir şey yok. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Yükümüz ağır, yolumuz uzun. İnşallah Allah'ın izniyle bol bol dua edelim Rabbimize. Allah ilmi isteyene zenginliği dilediğime veririm diyor. Dua edelim ki Rabbim bize yürü ya kulum desin. Sizler de en güzel yerlerde olun. Bak sizler en güzel yerlerde olun, tamam mı? Her biriniz böyle devlet memuru olun. Ben de o kurumun çaycısı olayım. Sizlere çay getireyim, sizlere hizmet edeyim. Ben böyle düşünüyorum ya. Sizleri seviyorum ben. Laf olsun diye demiyorum bunu. Allah aşkına. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın.